Evet. Gülben, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Bir kere de bağlandım valla. Evet, bağlandım. Kolay oldu. Evet. Hadi bakalım. Benim ilk şeyin, ilk senin programın. Evet. Evet. Özellikle Instagram'da ilk kez. Evet. Şerif Kaynar'ı da ilk defa ben çıkarmıştım şeye, yayına. Sizin bu insan kaynakları sektörünü ne kadar yani siz gizli kalmaya çalışsanız da biraz daha bu yeni dünyada tanıştırıyoruz. Büyük keyif. Evet. Taner Şimdi, Özdeş'in misafiri olmak büyük keyif. evet, teşekkür ederim. Bizim programımız biliyorsun 50-55 dakika arasında oluyor. Ondan sonra ben tabii akışı ben ayarlayacağım. Fakat her konumuz olduğu gibi ilk seni tanıyalım esasında. Çünkü seni tanımayanlar olabilir. O yüzden kendi çok kısa tanıtırsan. Tabii. Ben 17-18 yıldır liderlik danışmanlığı yapan bir profesyonelim. Şu anda dünyanın önde gelen şirketlerinden biri olan Spencer Stuart'ın danışmanlarındanım ve şirket ortağıyım. Daha önce de başka önemli bir uluslararası bu alandaki kıymetli bir şirketin ortağıydım. Ağırlıklı tüketim sektörü olmak üzere aslında biz şirketlere liderler buluyoruz veya liderlerin gelişimine destek oluyoruz. Ya hep bu lider kelimesini çok 2-3 kere söyledin. Evet. Lider bulmak, yönetici bulmaktan farklı bir şey mi? Bizce öyle. Çünkü yöneticiyle lider zaten farklı şeyler. Hani iyi kötü ayrımı yapmadan şunu söyleyelim. Genelde şirketler kaderlerini değiştirecek. Fark yaratacak. Belki de bugüne kadar yaptıklarının dışında bir şeyler yaptırabilecek. Üst düzey yöneticileri ararken bize geliyorlar. Yönetici bulurken genelde çok bize danışılmıyor. Çünkü birçok farklı kaynak var, farklı kurum var onlara destek olabilecek. Biz lider buluyoruz veya liderlerin gelişimine destek oluyoruz diyelim. Mesela şöyle söyleyeyim sana, ben de bir zamanında biliyorsun bir süt firmasının başındaki bir kişi çok önemli bir telekom şirketinin başına geçmişti. Ben ilk defa o zaman şaşırmıştım. Yani bu kadar büyük hamleler oluyor mu? İşte zamanında biliyorsun Türkcell'in başına da Amerika'dan bir transfer oldu. Bu liderleri nasıl buluyorsunuz? Yani şimdi herkesin merakı şu. Ben de biraz kendimden bahsedeceğim. Benim sizlerle çok deneyimim oldu tabii. Yani kariyerimin başlarında. Evet. Özellikle bu sorumun amacı şu, yani gerçekten büyük şirketlerde veya kariyerinde çok üst basamaklara çıkmak isteyen kişiler için soruyorum soruyu. Bu liderleri nasıl buluyorsunuz? Yani bu araştırmalar hangi kanalları kullanıyorsunuz? Ve bu ileride büyük şirketlerde lider pozisyonuna aday olmak isteyen şu andaki yöneticiler İçin de tavsiye edersin bu şekilde. Yani daha fazla sizin gibi kişilerin dikkatini çekmek için. Şimdi bu yöneticileri nasıl buluyoruz? Aslında çok çok farklı, değişken bir araya gelerek bu kişilere ulaşıyoruz ve şirketlerle buluşturuyoruz. Evet. Bir tanesi ben ve benim gibi bu alanda uzman, kendi alanında, kendi sektöründe uzman danışmanlar biliyorlar o dünyada neler olduğunu ve kimler olduğunu, kimin o dünyada ilgili şirketlerde fark yarattığını. Yani özetle danışmanın uzmanlığıyla aslında müşterimizin, firmanın talep ettiği değişimi birleştiriyoruz ve diyoruz ki bu ihtiyaca kim cevap verir? Hangi yetkinlikte, hangi teknik birikimde, hangi motivasyonda ve hangi karakterde? Yani bunun altını çiziyorum. Özellikle karakter, kültürel uyum, motivasyonu ve kişinin teknik yetkinliklerinin dışında gerçekten liderlik yetkinliklerini de değerlendirerek danışman kendi sektör uzmanlığında bu işin içine katarak bu liderleri belirliyor. Ama günün sonunda biz karar vermiyoruz. Biz alternatifler getiriyoruz ve şirketlerin de evet bizim aradığımız bu demesi gerekiyor. Evet, peki şimdi benim mesela bir CV'm var. Diyelim LinkedIn'de CV'm olsun. Yani biraz da sektörümde popüler olduğumu düşünelim. Peki sen benim karakterimi nasıl anlıyorsun? Yani benle görüştükten sonra mı karakterimi anlıyorsun? Benle görüşmeden sonra mı karakterimi anlıyorsun? Tabii ki görüşmemiz gerekiyor. Ha, okey. Görüşmemiz gerekiyor. Tamam, Aslında okey. yaptığımız görüşmeler şu anda her şey online ortamda. Normalde tabii ki fiziksel bir görüşme yapıyoruz ama 1-1,5 saatlik bir online görüşmede bugünün şartlarında biz 10-15 dakika teknik tarafı dinliyoruz.
Çünkü TV'de zaten konuşuyor. Ama asıl anlamak istediğimiz kişinin motivi ne? Onun iş yapış biçimi içerisinde gerçek drive'ları ne? Karakteri nasıl? Nasıl bir kültürde uyumlu olur? Tabii bunun dışında özel bir takım anketlerimiz var. Belirli uyguladığımız online kişilerin tarzlarını, kültürel eğilimlerini analiz eden tabii ki bir takım metotlardan faydalanıyoruz. Ama biz görüşmelerimizde de kişiyi ve yetkinliklerini anlamaya çalışıyoruz. Teknik kısmı zaten CV'de konuşuyor. CV sende ne kadar önemli? CV özellikle tecrübe ve teknik tarafı anlamak açısından önemli. Nasıl anlatayım? Böyle uzun olmayan, net, kişinin bugüne kadar yaptıklarını ve önemli noktaları öne çıkartan bir CV görüşme için de faydalı oluyor. O zaman o kişinin ne yaptığını, nereden nereye, nasıl geçtiğini anlamaya çok gerek kalmıyor. Çünkü girmeden önce o hazırlığı yapmış ve kişiyi anlamış oluyorsunuz. Sonrasında biraz daha derine girip dediğim gibi yetkinliklerine ve karakterine bakıyoruz. Şimdi bugün biliyorsun dünyada birkaç tane mesela Simon Sinek var, Robin Sharma var. İşte bunların konuşmaları dediğiniz zaman liderlikte en büyük yeteneğin vizyon olduğu söyleniyor. Çünkü, evet. Vizyon ve amaç. Yani çalışanlar daha çok kurumlarında bir amaç için ve bir vizyonun peşinden gitmeyi seviyorlar. Bu aradığınız adayın vizyonu nasıl ölçüyorsunuz? Yani onun yaptıklarıyla mı ölçüyorsunuz? Yoksa iş görüşmesi veya işte bu görüşmeler esnasında mı sorularınızla buluyorsunuz bu kişinin vizyon olup olmadığını? Aslında iki konu. Bir tanesi görüşme esnasında tabii ki yaptıkları ve anlattıkları. Ama onların derinine giriyoruz. Yani şunu yaptım, bunu yaptım böyle 20 tane hikaye değil orada. Belki onun için önemli 2-3 hikaye ama onlardan bir tanesini gerçekten onunla birlikte yaşamaya çalışıyoruz. Çünkü evet. Ne yaptığından öte aslında onu nasıl yaptığı önemli. O kişiyi farklı kılıyor ve liderlik açısından değerlendirmemizi sağlıyor. Bunun ötesinde bir de tabii hep alternatif kanallardan bilgi toplamaya çalışıyoruz. Çünkü o 1-1,5 saatlik görüşme bir yere kadar etkili. Bir yere kadar anlamamızı sağlıyor. Asıl onunla ilgili yaptığımız formal olmayan, informal referanslar, farklı kişilerden sektörde aldığımız duyumlar bize aslında bu kişinin liderlik tarzıyla ilgili de besleyici bilgi sağlıyor. Evet, mesela bir kişi diyelim, ben bir sürü insana koşuk yapıyorum. Çok alçak gönüllü yani mütevazi bir insan olması, çok fazla sosyal olmaması ama birçok özel niteliğe sahip olması sence o kişi için bir dezavantaj mıdır? Yok, neden olsun? Hiç değil. Ben soru soruyorum, bilmiyorum. Ya ben çünkü hani hep böyle yani insanlar şöyle söyleyeyim, çok sosyal olmaları, popüler olmaları, dışa dönük olmaları sanki iş dünyasında bir avantajmış gibi bir algı var. O yüzden soruyorum soruyu. Gerçekten bu bir olumlu veya olumsuz etkiler mi adayın sizdeki değerlendirmesini? O yüzden sordum. Ben öyle düşünmüyorum. Tek bir doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü biraz hangi görevde olacak, nasıl bir şirkette olacak, nasıl bir patronla çalışacak, nasıl bir yönetim kuruluna rapor edecek ve en önemlisi, Türkçesini bulmaya çalışıyorum özür dilerim, konteks ne? Yani konteksi anlamak lazım. Öyle bir şey olabilir ki öyle bir patronla, öyle bir yönetim kuruluyla çalışacaktır ki çok geri planda kalması gerekir. Çünkü ön planda olmayı tercih eden insanlar olabilir. Onun geride kalıp işi yapması ve birilerinin önde olması avantaj olabilir. Öyle bir yer olabilir ki çoğunlukla böyle. Biraz daha önde olmak lazım. Yani yapmak, yaptırmak, bir de onu çıkıp anlatmak gerekiyor. Evet. O biraz işte bizim yaptığımız biraz o. Yani neye ihtiyaç var? Buradaki kişinin karakteri nasıl olmalı ki doğru fit olsun onu anlamaya çalışıyoruz. Şimdi uluslararası şirketler çalışan insanlar doğal olarak patronlar tarafından, Türk patronlar tarafından, patron şirket tarafından tabii ki tercih ediyorlar. Fakat uluslararası şirkette çalışmış bir kişi bir Türk şirketinde, patron şirketinde çalışması sence uygun mudur? Yine duruma göre değişir diyeceğim. Yani tercih şu olur. Arada uluslararası şirketin steril ortamından çıkmış, biraz zor, yıpratıcı ortamları denemiş olması güzel olabilir. Yani bir örnek vereceğim.
büyük, güçlü bir FMCG şirketinde 15 yıl çalışmış birini düşünelim. Ama arada bir 2-3 yıl gidip zor bir pazarda veya satın alınma yapılmış bir Türk şirketinden bu yapıya, çok uluslu yapıya dönüşen bir alt şirketinde çalışmışsa, bu kişi bence gerçek dünyayı biraz daha görmüş olabilir. Karakteri de öğrenmeye açıksa ve esnekse bunu yapabilir. Bunu yapan çok sayıda aklıma gelen isim var. Ama çok steril kalmışsa ve karakter olarak da biraz daha ben bunu biliyorum, doğru olan bu, çok da yeniliklere, öğrenmeye açık olmayan biri ise derininde, o zaman sanki zorlanabilir. Çünkü o çok keskin bir geçiş olur. Anladım. Bir işi seçiyorsun. Üç şey arasında bak bir üç şey arasında nasıl bölüştürürsün? Kişinin CV'si, kişinin seninle yapmış olduğu görüşme, ondan sonra kişinin test yapmış olduğu sizin test. Bu üç arasında ağırlık olarak 100 üzerinden nedir bunların arasında ağırlığı? Yani CV'nin kendisi, yani bitirdiği okullar, çalıştığı şirketler, varsa başarı hikayeleri, sen yapmış olduğu görüşmenin toplamda edinmiş olduğu deneyim ve kişinin yapmış olduğu, sizin üzerine yapmış olduğu testler. Bunun arasında ağırlık nasıl değişir? Ben %50 kendi yaptığım görüşmeyi söylerim. Sonra %25-25 testler ve CV arasında bölüştürürüm. Neden? Çünkü o görüşmede aslında çok fazla veri elde ediyoruz. Motivasyonu ne? Karakteri nasıl? İletişimi nasıl? Yetkinlikleri ne düzeyde? Ve her şeyden önce insan insan, hani o kişiyle bütün ön yargılardan arınmaya çalışıp, arınıyoruz diyemeyeceğim, arınmaya çalışıp bir şekilde bir tanışıklık elde ediyoruz o 1-1,5 saatlik süreçte. Ama %50 derim, %50'den fazla değil yine. Ya esasen bir yer sen insan yapay zekası, insan konusu biraz yapay zeka gibi olmuşsun. O kadar iddialı olmayalım. Biraz daha bir tevazi gidelim. Ama tabii insan yaptıkça, çok görüştükçe, çok tanıdıkça da en azından bir şeyleri yakalıyor. Yanılmıyor muyuz? Tabii ki yanılıyoruz. Nedir mesela yanılma oranı mesela? Senin bu kadar tecrübelisin. Yani yapmış olduğun son 5 senede mesela çok yanlış bir aday seçtiğin veya adayın seni yanlış şekilde görüşmede etkileyip fakat sonradan çok fark çıktı. Var mı mesela önüne? Nedir bunun oranı nedir mesela? Yani bu ben size söyleyeyim. %50-50 olabilir bu. Hata yapma, yani hata yapma payın. Bundan söylemiyorum. Çok şükür öyle bir durum olmuyor. Çok o 4-5 senede herhalde 1-2'dir. O da bence kişiyi yanlış tanımakla ilgili değil. Şirketlerin, organizasyonların ihtiyaçları değişebiliyor. Ben bunu çok çiziyorum. Yani biri 2 sene çok başarılı olabilir. Ama 2 sene sonra strateji değiştiğinde, yönetim kurulu değiştiğinde, dışarıdan gelen etmenlerle bugün o tarzda birine değil başka birine ihtiyaç duyabilir ama 2 sene sonraki dünyada bu kişi başarısız olabilir. Bu o kişinin yanlış seçildiğini ve kötü olduğunu göstermez. Bugünkü ihtiyaca hizmet etmiyor demek. Böyle hani son 4-5 senede 1-2 kez yaşanmış olabilir. Ama hiç mi yanılmıyoruz? Ben %50 yanılabileceğimizi düşünüyorum. Yanıldığımız için görüşmelerde testler kullanıyoruz. Yanılabildiğimiz için çok ciddi informal referanslar yapıyoruz. Bu kişilerin verdiği referanslar değil. Bizim güvendiğimiz kaynaklardan kişilerin gizliliğine zarar vermeden yaptığımız bir takım ön araştırmalar diyelim. Hiç kimseye zarar vermeyecek şekilde. Çünkü o 1,5 saatte her şeyi anlayabilme şansımız yok. %50'sini anlıyoruz da gerisini bir şekilde kapatacak başka test mekanizmaları kurmamız gerekiyor. Evet, sence ilk izlenim, yani hepimizin ön yargıları var, hepimiz insanız. Senin kendi ön yargıların, ilk izlenimde veya ilk, ne kadar etkiliyor aday hakkında, ona, görüşmenin geri kalanı açısından, o kişi kapıdan içeri girdi, tamam, karşına geçti. O kişi o ilk 10-20 saniye içinde, yani göz temas kurdu, elini sıktı. Bu senin konuşmanın kalan kısmındaki görüşlerini ne kadar olumlu ve olumsuz etkiliyor? O kişinin çok iyi bir ilk izlenim yapması veya o kişinin çok kötü bir ilk izlenim yapması. Çok etkiliyor. İnanılmaz etkiliyor. Çünkü sevilme ve sevilebilir biri olmak gerçekten önemli.
iş yaptığımız ortamda da, mülakatta da ilk bıraktığımız izlenim karşı taraf tarafından beğenilmek, sevilmek, bunlar önemli noktalar. Sonraki konuşmanın gidişatını ve heyecanını etkiliyor. Muhtemelen görüşmeyi yapan kişi olarak benim de enerjimi ve o kişiye sorduğum soruları ve onu rahatlatmamı sağlıyor. Bu nedenle bence ilk o 10 dakikalık sürede kişiler bıraktıkları izlenimlere çok dikkat etmeliler. Bizim için de öyle bu arada. Böyle asık bir suratla, tamam yarım saatim var, bir saatim var, seninle görüşmek istiyorum şeklinde bir görüşmeci düşünün. O karşı tarafı iyi hissettirmez ve belki de kişiyi iş değiştirme fikrinden alıkoyar. Doğru. Dolayısıyla bence ilk izlenim iki taraf için de çok kıymetli mülakatlarda. Evet. Şimdi bu infomu araştırmalar diyorsun. Bir soru gelmiş. O yüzden arasında soruları da alıyorum. KVK kapsamında nasıl oluyor bu? Yani bu informal yapılan araştırmalar hani kişisel veri güvenliği açısından bunu ne şekilde yapıyorsun? Yani çok fazla detay vermek zorunda değilsin ama nasıl yapıyorsunuz bunu? Yani biz uluslararası bir şirketin parçasıyız. Birlikte çalıştığımız, görüştüğümüz tüm adaylarımızla ilgili zaten bir onay mekanizmamız var KVK kapsamında. Dolayısıyla hani bunun haricinde, bunun dışında hareket etmemiz mümkün değil. İnformalden kastım da hani arayıp yöneticilerine bu kişi nasıldır, biz bir yere transfer edeceğiz. Tabii ki bu değil. Ama ben dedim ya her bir danışmanın uzmanlaştığı alan var. Örnek veriyorum bu bir hızlı tüketim sektörü olabilir. Ve çok zor bir şey değil yani iki tane güvendiğimiz lidere, güvendiğimiz yöneticiye bir şekilde bir şey danışırken en başarılı projeyi yapan kimdir? Kişi ve buradan o görüştüğümüz kişiyle ilgili bilgi almak çok zor değil. İlla ismini deşifre etmek zorunda değiliz. O da bizim sanatımız. Hani doğru bir şekilde onu sormak, kişiye zarar vermemek, hiçbir şeyi açığa çıkarmamak. Ama aradığımız kişi doğru mu? Gerçekten bunları o mu yapmış? Oradaki değişim onun sayesinde mi gelmiş? Onu hissetmek. Belki de onun kadar iyi biri var. Onu da bu sayede bulmak. Yani yalnız bu. Anladım. Mesela şimdi tabii sosyal medya var, LinkedIn var. Kişiyi mesela yine sosyal medya ve yani LinkedIn'den eminim bakıyorsunuz da kişinin sosyal medyadaki tutum ve tavırlarını da bir bakıyor musunuz görüşme öncesinde? Bakıyoruz. Elinde bir tane içki bardağı, elinde içki bardağı bir yönetici, hoş olmayan görüntüler veya bunlar tabii ki o kişinin ne kadar başarılı olursa olsun sence olumsuz etkileyebilir mi sizin onun hakkında görüşünü? Tabii konuya bağlı. Nasıl paylaşımları olduğu ile ilgili herkes hür bir şekilde görüşünü, düşüncesini paylaşabilir. Bunu kişi olarak ben destekliyorum. Ve ön yargısız hareket etmeye çalışıyorum. Herkesin görüşü, tercihi, paylaşımı kendine. Ama yine biz şirketlere karşı sorumluyuz. Ve bazı şirketler için bu bir kırmızı bayrak. Bazı şirketler için önemli değil. Biz bunu bilip uyarmakla yükümlüyüz. Ve bunu bilip, bunu görüp, bunu uyardığımız sürece tabii ki kararı yönetim kurulları ve ilgili çalıştığımız şirketler alıyorlar. Evet. Benim profesyonel olarak önerim şu olur. Kişiler kendi görüşlerini tabii ki paylaşmalı. Ben de paylaşıyorum. Ama bunu bir profesyonel olduğunu ve tavrına dikkat ederek yapması bence kıymetli. Çünkü nereden ne çıkar ve kimi nasıl etkiler bunu anlamak gerekiyor. Bu her yöneticinin dikkat etmesi gereken bir konu. Doğru. Sizin kendi kabul etmediğiniz şirketler oluyor. Mesela size bir sürü insan başvuruyor. O firmanın kültürü veya reputasyon açısından sizde yani o firmanın size para vermesine rağmen kabul etmediğiniz müşteri oluyor mu? Çok. Çok oluyor. Çok Çok. oluyor. Çok oluyor. Yani o kadar sık yaşıyoruz ki bunun türlü türlü nedenleri var. Yani ama en başta şirketin ünü ve olumsuz bir ünü varsa özellikle adaylara karşı ve yerleştireceğimiz adayımızın orada doğru bir ilişkiyle karşı karşıya kalmayacağını görüyorsak bunda geri duruyoruz. Bu şu demek değil yani kolay işleri seçiyoruz, her şey mükemmel olsun, öyle en mükemmel yerlerle çalışalım bu değil. Zor olabilir, çok zorlu beklentiler olabilir ama en önemlisi insana, adaya, profesyonele değer veren bir yer olması ve adil olması bizim için çok kıymetli. Evet. Şimdi tabii doğal olarak siz de birçok iş arayışında olmayan
yöneticiyi arıyorsunuz. Bunların yüzde kaçı kabul ediyor? Yani veya buna çok tepkilenir de biliyorum ben. Yani bu tip adayların yüzde kaçı kabul ediyor? Neyi? Bizimle görüşmeyi mi? Evet, size görüşmeyi. Adam işinden memnun, çalışıyor. Üstte yönetici. Bir gün telefon açıyorsunuz ki ya, böyle bir fırsat var. Diyor ki kişi, yok ben şimdiden memnunum veya ben bunu karşı tarafıma yapılan bir saygısızlık olarak görüyorum gibi tepki veriyor mesela. Bu tip şeyler, vakalar oluyor mu? Bunları ikna etmek, ikna ediyor musunuz bunları? Çok nadir oluyor ama %95 bizimle konuşuyorlar. Bu biraz nasıl aradığınızla ve nasıl ulaştığınızla ilgili. Karşı taraftaki kişi sizi bilmiyor. Bir iş arayışı yok. Biz ulaşıyoruz. Evet. Dediğim gibi o tavır, verdiğimiz mesaj, zamanına saygı ve aslında nasıl bir şey için aradığımızı çok kısa detay vermesek de o mesajı doğru vermenin büyük etkisi var. Ama bizim şirketimizden genelde arandığında yöneticilerin %95'i konuşur. O %5'lik oran ters anına gelmiştir. Veya gerçekten çok kapalıdır. Bunu ben anlamıyorum. Yani ilgilenmiyor olabilir ama ilgilenen doğru birini referans gösterebilir. Veya biz onun için başka bir kapı açabiliriz. Başka bir konuda destek olabiliriz. Yani tanışıklıkların hiçbir zararı yok iş hayatında. Hiçbir yerde. Bu nedenle de belki %95 iş değiştirmeye açık olmasa, olmayanlar bile olsa bizimle konuşmayı değerlendiriyor. Evet. Sence çok samimi ve kişisel bir soru soracağım. Tabii. Sence insanın kariyeri açısından sizin gibi şirketler insanların kariyerlerine değer katıyorlar mı? Kesinlikle. Kesinlikle katıyorlar. Neden katıyorlar? Ben çok iyi bilirim insanların motivasyonunu. Yani onu aklımda tutarım. Sistemimize de koyarım. Benim dışında diğer işte ortaklarımız, danışmanlarımız görsün diye. Ama kişilerin motivasyonu çok önemli. Onu dinleyip anladıktan sonra bugün değil, bir sene sonra, 5 sene sonra, 10 sene sonra ya işte bu kişi, o kişi, bizim aradığımız insan bu diyebiliyoruz. Ve en objektif olan da biz oluyoruz orada. Şirketin ihtiyacı ne? Kişinin gerçek motivasyonu ve uyumu nerede? Ve onu bir araya getiren biz oluyoruz. Onun için fark yarattığımıza %100 inanıyorum. Bazen de farklı düşündürdüğümüzü düşünüyorum. Çünkü genelde hep kişilerin klasik yolları var. Yani işte böyle 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 gideceğim, buradan genel müdür olacağım. Böyle böyle gideceğim, buradan satış direktörü olacağım. Neden? Yani ben tanıdığım kadarıyla, sizi bildiğim kadarıyla ne kadar zamandır haberleşiyoruz. Şu da olmaz mı? Bakın dünya buraya gidiyor. Böyle bir şey de düşünmez misiniz? En azından düşündürüyoruz kişilere. Evet, bence ben çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Bir soru geldi. Bu testler diyor. Yapmış olduğunuz testlerin doğruluk oranı kaç liraya bir soru geldi. Ben az önce de dediğim gibi bunlar %100 bir bilgi sağlamıyor. Biz daha çok kişinin kültürel eğilimlerini ve karakterini analiz etmek üzere kullanıyoruz bu testleri. Bu arada custom çok derin assessment değil. Normal bir mülakat esnasında kullandığımız 15-20 dakikalarımız. Ve bu bize sadece resmin bir parçasını veriyor. O işte %20-25'lik kısmı. Belki de daha az. Ama dünya standartlarında zaten geçerliliği kanıtlanmış olan bir testten bahsediyoruz. Fakat bunun bizim değerlendirmemize olan etkisi %100 değil. Elbette Evet. Sadece bir parçası. Şimdi soru şöyle esasında, yani yapmış olduğunuz yerleştirmelerin başarılı veya başarısız olduğunu nasıl ölçüyorsunuz diye bir soru geldi. Yani birisini yerleştirdin. Bununla ilgili sizin açınızdan bir daha sonra, 6 ay sonra, 1 sene sonra öyle bir sorumluluk hissediyor musunuz? Bu konudaki performans ölçütünüz nedir? Hissediyoruz. Özellikle bir yıl ara ara hem müşteri tarafıyla hem de aday tarafıyla takip ediyoruz. Bizim zaten başarımız bu kişinin orada kalması, fark yaratması, tercih hem de daha üst düzey rollere çıkıyor olması. Ama bir yıl bizim için standarttır, takip ederiz. Kişisel olarak ben ve hani bütün 9-10 kişilik organizasyonumuz olarak baktığımızda hepimiz ilgileniriz yerleştirdiğimiz adayın bir problemi varsa, bize sormak istediği bir şey varsa veya başarılı bir şey yaptıysa ekip olarak takip ederiz, mutlaka ulaşırız, tebrik ederiz veya size nasıl yardımcı olabiliriz, şöyle bir şey duyduk deriz.
Zaten bizi farklı kılan ve yaptığımız işte de uzun soluklu kılan bu. Yoksa bir kerelik şeyler hep ölür, yok olur. Bize ihtiyaç olmaz ve güven Evet. duyulur. Doğru. Bir şey soracağım. Bu ekonominin bu kadar kötü gitmesi, pandemi olmasına rağmen sizin işleriniz, sizin sektörün işleri çok da kötü gitmiyor. Hatta belki iyi bile gidiyor diyebiliriz. Bunun sebebi nedir? Yani herhalde gelmiş geçmiş en büyük insan yönetim krizlerinden birini yaşıyoruz. Ve böyle dönemlerde liderlerin değişmesi çok normal. Çünkü bu yaşanabilecek en büyük kriz. Ve ekonomik krizin ötesinde bir şey. Yani bunun fiziksel sağlığa etkileri var, ruhsal sağlığa etkileri var. Artık çalıştığımız ortam değişti, her şey değişti. Ve bu dönemde devam etmek istemeyenler var. Bir yandan da devam etse bile artık yeni döneme hazır olmayanlar, uygun olmayanlar var. Onların değişmesi gerekiyor. Ya da çok kötü giden işler var ve inanılmaz patlayan işler var. Ve onların da elinde belki bundan bir yıl öncesi gibi yönetebilecek liderleri yok. Ve daha güçlü insanlara ihtiyaç duyuyorlar ve bize geliyorlar. Aslında bu nedenle. Evet. Şimdi biraz konuşmanın ikinci kısmı senin kişisel deneyimlerden paylaşıyoruz. Özellikle burada iş arayanlar, onunla ilgili mülakatlar, onunla ilgili sorular soracağım. Bu kısmın son sorusu da şu liderlikle ilgili. Şu anda hangi liderlik yetenekleri ön planda sizin açınızdan? Liderle yönetici arasında fark nedir? Son sorum da yine bu liderlikle ilgili. Yabancı liderlerle Türk liderler arasında fark nedir? Çünkü Türk liderleri yani Türk yöneticileri dünya çok övüyorlar. Yani Muhtar Kent de tabii bunda dünyada bizim için bir kurum ama bugün baktığınız zaman yani medyada okuduğum kadarıyla bir kendi sektör, bilişim sektöründe Türk yöneticilerin çok başarılı bulunuyor yurt dışında. Senin gözünde yani yabancı olup da Türkiye'de şirketleri yerleştirdiğinle veya tam tersi ne farklar görüyorsun? Ama üçten sonra sorunca karıştırmayalım. İlk sorum şeydi, liderlik konusunda hangi şey özellikler ön plana çıkıyordu? İkinci tarafta dediğim gibi yani şu Türk ve yabancılar arasındaki farklar nedir? Oraya biraz şey yapmanızı, cevap vermenizi rica ediyorum. Bir de Başlayalım. liderle yönetici arasında fark nedir? Birden O da başlayalım. Tamam. evet. Ya da sonucudan başlayayım. Hani Nasıl istersen fark etmez. Unutma yeterli soruyu. Tamam. Türkler ve yabancılar bizler değişime ve zorluklara ve krizlere çok alışkın bir milletiz. Evet. Bunu sadece Türk diye ayırmamak lazım. Aslında bütün bu gelişen ekonomilere bakıldığında, işte benzer ülkelere ve oraların yöneticilerine bakıldığında çok hızlı adapte oluyorlar. Belirsizlik içerisinde çok hızlı kısa yollar ve kendi doğrularını buluyorlar ve hemen aksiyon alıyorlar. Ve yılmıyorlar. Yani bizim bence Türk yöneticiler olarak global ortamda, uluslararası piyasalarda da başarılı olmamızın nedeni krizlere alışkın olmamız, adaptasyon konusunda güçlü olmamız ve zaten zorlu şartlarda sıyrılıp o noktalara geliyoruz. Ve ondan sonra da bizi bir şey durduramıyor. Yani bugün kolay değil bir Türk yöneticinin uluslararası piyasada farklılaşıp herkesin önüne geçmesi. Gerçekten kolay değil. Bunu yapabilen zaten oraya hak ederek gelmiş oluyor. Ve çok farklı paslar biriktirmiş oluyor. Benim cevabım o. Yani aslında Türk olmamız dünyada lider pozisyonuna gelmemiz için bir engel değil. Onu demek istiyorsun değil mi Kolay değil ama engel değil. Bu benim kişisel görüşüm. Kolay değil. Çünkü her ne olursa olsun bazı noktalarda ne yazık ki geride başlıyoruz. Ama bir nokta var. O noktayı geçtikten sonra da bence diğerlerine göre çok daha hızlanabiliyoruz ve çok daha sen? fark yaratabiliyoruz. Evet, tamam. Bence gayet net oldu. Evet. Eğer bu videomu beğendiyseniz diğer videolarımı da takip etmek için abone olmayı unutmayınız.